Onun içinde üç tip Müslüman gayrimüslim ilişkisi görüyoruz Allah Resulü'nün hayatında. Üç tip. Özellikle izleyen, hem salonda izleyen Almanya'daki kardeşlerime, hem de bizi diğer taraflarda izleyen tüm kardeşlerime bu üç tipi akıllarında tutmalarına sağlık veriyorum. Canım. Bir, Mekke tipi Müslüman gayrimüslim ilişkisi. Mekke'de Müslümanlarla Mekkeli gayrimüslimler arasında, müşrikler arasında bir ilişki var. Hem de bunlar akraba aynı zamanda. Unutmayalım. İki, Habeşistan tipi Müslüman gayrimüslim ilişkileri. Yani Müslümanlar muhacir olmuşlar. Bir ülkeye gitmişler, sığınmışlar. Biz sizin ülkenizde özgür olarak dinimizi yaşamak istiyoruz demişler. O ülkede onlara kucak açmış. Böyle bir şey. İkincisi bu. Bu evet. Bir model. Birincisi bir model, ikincisi bir model. Mekke tipini de azınlık veya onu nasıl evet. tarif edebiliriz? Mekke hocam? Tipinde Müslümanların hem azınlıkta olduğu hem muhalefette olduğu, yani güçsüz olduğu, hiçbir güçlerinin olmadığı, kendilerine her türlü baskı ve zulmün reva görüldüğü bir Müslüm gayrimüslim ilişkisi. Müslümana sadece azınlık değil, azınlığı ben burada kullanmak istemem. Eyvallah. Burada yanlış azınlık. Tamam, burada Müslümanların çok zayıf, çok güçsüz ve zulme maruz, baskıya maruz kaldıkları, inançlarından dolayı zulme uğradıkları bir ilişki biçimi bu. Bu bir. Eyvallah. Azınlık asıl ikinci model. Orada azınlıklar. Tabii. Orada tam bugünkü azınlık modeli orada görüyoruz. Azınlıklar. Habeşistan muhacirleri kaç kişiyse o kadar işte. Belli sayıları. Üç aşağı beş yukarı yani. Gitmişler Habeş adlı bir ülkeye misafir olmuşlar. Demişler ki biz burada dinimizi yaşayacağız. Bize dinimizi vatanımızda yaşatmadılar. Biz vatanımızda, yani bunlar mülteci. Bunlar hem siyasi mülteci hem inanç mültecisi. Eyvallah. Dini mülteci. Tam da bu kavramları kullanmamız gereken bir durumla karşı karşıyayız. Habeşistan muhaciri olan Müslümanlarla alakalı. İkinci modeli orada. Üçüncü model ise Medine modeli. Müslümanların çoğunlukta devlet ve iktidarda olduğu, güçlü olduğu bir model. İşte Medine vesikası dediğimiz olay burada ortaya çıkıyor. Medine vesikası Müslümanların iktidarda ve güçlü olduğu bir ortamda dahi kendileri gibi inanmayanlara, eyvallah, kendilerinden farklı inananlara hukukunuzu yaşayabilirsiniz, hukukunuzu, dininizi yaşayabilirsiniz, dininize bir baskı yapmayacağız ve bizim gibi siz de özgürsünüz dedikleri bir model koyuyorlar ortaya. Ama bu modeli iflas ettiren Müslümanlar olmuyor. Bu modeli iflas ettiren, bu modeli geçersiz kılan karşıdakilerin tavrı oluyor. Asıl biz oradan almak durumundayız yani. Evet. Yani real politik dediğimiz hadiseler, pratik gelişmeler, hayatın iç akışında yaşanan gelişmeler maalesef Medine vesikasını geçersiz kılmıştır. Ama Medine vesikası vardır, oradadır ve kıyamete kadar da Allah Resulü'nün Kur'an'ın eğittiği, terbiye ettiği, Allah Resulü'nün Müslümanların iktidarında Müslümanlar gibi inanmayan, Müslümanlardan olmayanların hukuku nedir sorusunun cevabı olarak orada duracak. Maide suresindeki o ayetlerde kıyamete kadar orada duracaktır. Eyvallah. Müslümanlar insan hakları